Merhaba sevgili öğrenciler, Sen Anlat Hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Gene çok çok kaliteli bir soruyla sizlerin karşınızdayız. Soruya geçmeden önce Telegram hesabımızı bir kere daha söyleyelim. Telegram hesabımızı takip edebilirsiniz arkadaşlar. Oradan soru paylaşımları yapabilirsiniz. Aynı zamanda günlük mini denemelerimiz oluyor. Fenden, matematikten, Türkçeden onlara da katılabilirsiniz ve kendinizi geliştirebilirsiniz dedikten sonra. Şimdi hemen sorumuza bakalım. Bak, insanda ne demiş? Durumlarından hangilerinin sonucu Down sendromlu erkek bireyler meydana gelir demiş. Bak, Down sendromlu erkek bireyler meydana getireceğiz, tamam mı? Mevzu şu arkadaşlar, mevzu şu. Down sendromu ne? Bakın, bizde kaç tane kromozom var? Mesela önce dişiyi yazayım. Bak, 44 artı XX dişi gösterimidir. 44 artı XY erkek gösterimidir, tamam mı? Down sendromu demek. Şimdi şöyle göstereyim. Bakın, şunlara otozomal kromozomlar denir. Şunlara gonozomal. Otozomal vücut kromozomları, gonozomal eşeysel kromozomlar. Bakın, Down sendromu otozomal kromozomlardaki 21. kromozomun ayrılmaması sonrasında meydana gelen bir olaydır. Hastalık demeyelim, bir olaydır arkadaşlar. Bak, mevzu şu. Şimdi bakın arkadaşlar. Normalde anafaz safhasında işte metafazda ekvatoral bölgede toplanır. Daha sonra anafazda, bak şimdi anafazda bunu meydana getirecek kromozomlar karşılıklı kutuplara ayrılıyordu, değil mi? Yarısı buraya geliyordu, yarısı buraya geliyordu. Ama buradaki mevzu şu: bir tarafa tam kromozomun tamamı giderken diğer tarafa hiçbir şey gitmiyor abicim. Olay bu kadar basittir, tamam mı? Yani şuraya bakacak olursak şimdi daha iyi anlayacaksın. Bu dişi demek, bu erkek demek. Bak, normal gamete ayrıldığı zaman bu böyle ayrılır. 22 artı bunun yarısı artı bunun yarısı. 22 artı x'e 22 artı x şeklinde ayrılır. Bu da 22 artı x'e 22 artı y şeklinde ayrılır. Sonra şunlar döllenme dediğimiz olay gerçekleşirse 44 artı xx al sana dişi. Veya şu birleşirse erkek meydana geliyor. Eyvallah. Peki Down sendromlu ne? Down sendromlu ne? Mevzu şu: 44 artı xx, 44 artı xy. Bak şimdi. Anafaz safhasında dediğimiz gibi otozomal kromozomlarda normal ayrılmıyor. Örnek, normalde 22 olacakken bir tanesi karşı tarafa gidiyor, 23 oluyor. Diğer tarafa da 21 artı x kalıyor. Tamam mı? Bak, şurası normal ayrılmıyor. Bir tarafa 2 tane gitti, 23 oldu. Bir tarafa gitmediği için 21 oldu. Burası 22 artı x'e 22 artı y şeklinde ayrılırsa normal. Bak şimdi, döllenme olursa 45 artı xx. Bak, buna Down sendromlu dişi denir. Bir tane kromozomu fazla, gördüğünüz gibi 45, 46, 47 kromozomu var. Şöyle çaprazlanırsa 44 artı ne oldu burası? 44 artı XY mi oldu? Hayır, 45 artı XY oldu. Al, bu da Down sendromlu erkek. Bunu çaprazlarsan 43 artı XX. Bak, bu yaşamaz. 45 kromozomlar yaşamaz, tamam mı? Ama 46 ve 47 yaşıyor. 46 normal. 47 de gördüğünüz gibi Down sendromlu canlıları meydana geliyor. Şimdi bana ne diyor? Hangisi Down sendromlu erkek bireyler oluşturur? Örnek, bakıyoruz şimdi. Otozomallarda ayrılmama oluşmuş. Ayrılmama oluşmuş yumurta ile normal sperm. Bak, ayrılmama oluşmuş olan yumurta ile normal sperm birleşirse, mesela bak buradaki normal sperm birleşirse al sana 45 artı XY meydana geliyor. Bak, olabilir, tamam, bak bunda olabiliyor. Gelelim, otozomlarda ayrılmama olmuş sperm ile, her zaman için dişi de değil, al erkekte de ayrılmama olabilir. Bu böyle olabilir: 23 artı XY işte 21 artı Y olabilir, veya 21 artı XY 23 artı Y olur. Normal yumurtayla birleşirse 45 artı XY burada da oluşabilir. Al, burada da meydana gelebiliyor. Ama gonozom lafını duyduğun anda hemen sil. Çünkü burası, yani Down sendromu, otozomlarda ayrılmama sonrasında meydana gelen bir yapıdır. Tamam mı? Gonozomlarla alakası yoktur. O yüzden doğru cevabımız 1 ve 2. Gonozomlarda ayrılmama sonrasında başka hastalıklar meydana geliyor. İşte Turner dişi, süper dişi, dediğimiz gibi Klinefelter erkek gibi belirli hastalıklar meydana geliyor. Bunun cevabı Adana olarak karşımıza çıkmıştır diyoruz arkadaşlar. Telegram hesabımızı takip etmeyin. Bir sonraki soruda tekrardan görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.